Sevgili Tanık Haber izleyicileri, yıllar önce insanlar topluma bazı mesajlar vermeye çalışıyordu. Toplumun bir kısmı buna inanıyordu, bir kısmı inanmıyordu. Tabii teknolojik gelişmeler, dünyadaki değişim insanların Allah'a olan inancını uzaklaştırıyor. İnsanlar kendilerini teknolojiye, kapital düzene ve son dönemde dünyada var olan farklı inançlara doğru yönlendiriyorlardı. Tabii Allah'a olan inanç uzaklaştıkça kendini Allah yoluna adamış olan insanlar çok daha ciddi bir şekilde kendilerini ifade etmeye, seslerini daha çok duyurmaya çalışıyorlardı. Tabii bu bölgemizde Alevi kanaat önderimiz var, Mehmet Güven. Mehmet Güven 3-5 yıl öncesinden değil, onlarca yıl öncesinden insanlara bir şeyler anlatmaya, bir mesaj vermeye çalışıyordu. Yaptığı hayırlarla topluma işte birbirinizi sevin, birbirinizi sayın, temiz ahlaklı olun mesajlarıyla bir şeyler ifade etmeye çalışıyordu. Tabii bunları söylerken 2019 yılında dünyaya Mehdi'nin zuhur edeceğini söylüyordu. Tabii bazıları tarafından eleştiriliyordu, bazıları da inanmıştı. Şimdi 2020 yılının 5 Ocağı'nda aslında toplumun bazı kesimleri dünyaya Mehdi zuhur etmedi, İşte Mehmet Güven'in söylemleri geride kaldı diye böyle ortaya bazı iddialarda bulundular ama 5 Ocak 2020'de Mehmet Güven süreç yeni başladı. Mehdi dünyaya zuhur etti. Şimdi keşif süreci başladı. Kendinizi farklı bir sürece hazırlayın diye bir basın açıklaması yapmıştı. Kimileri buna gülüp geçmişti. Ama o açıklamanın hemen ardından da dünyada büyük felaketler yaşanmaya başlandı. Pandemi yaşandı mesela. İnsanlar cenazelerini toprağa bile veremediler. Vedalaşamadılar bile ölen yakınlarıyla. Hemen akabinde ekonomik kriz, hemen akabinde depremler yaşanmaya başlandı. Hatta bu bölgede yaşanan deprem on binlerce insanın toprak altına girmesine, insanların büyük acılar yaşamasına vesile oldu. Tabii hal böyle olunca da Mehmet Güven'in yakın bir geçmişte söylediği söylemlerin gerçekleşmesi, inandırıcılığı olmadığını iddia eden bazı kesimlerin acaba gerçekten öyle mi ifadelerine neden oldu. Biz de aslında bu söylemlerin bizi nereye götüreceğini, doğadaki felaketlerin daha ne kadar yaşanacağını, hatta birkaç gün öncesinde Amerika'da bazı açıklamalar yapıldı. Uzaylılar dünyayı artık ziyaret edecek. Aslında Mehmet Güven onlarca yıl önce sosyal medya hesaplarından uzaylılar var, dünyayı ziyaret edecekler. Hatta çok daha ileriye gitmişti, onlarla ilgili yorumlarda bulunmuştu. Aslında biz hoş bir dini sohbet ve dünyanın gelecekte neler yaşayacağı yönünde Mehmet Güven'in öngörüleri nedir? Bu öngörüleri ortaya koyarken dayanak olarak kendisine neyi veriyor, neyi ortaya koyuyor ve bir mucizesi var mı? Bu kadar insanın kendisine inanmasını ortaya koyacak bir mucizesi var mı? Bu kadar insan neden kendisine inanıyor? Bunları konuşacağız, kendisiyle bunları sohbet edeceğiz. Hoş bir sosyal medya sohbeti olacağına inanıyorum. Mehmet Güven'le birlikteyiz, Alevi Kanaat Önder. Efendim aslında böyle bir ifadede bulundum ben ama şimdi siz yaklaşık 50 yıldır'dan da fazla bir süredir insanlara birbirinizi sevin, imeceyi ortak baz alın kendinize, hayatınıza şiar edinin, temiz toplum, temiz ahlaklı olun mesajı veriyorsunuz. Tabii bu mesajı verirken de insanların inançtan uzaklaşmamaları yönünde, Allah'a bağlılıkları yönünde, Mevlana Ali'ye bağlılıkları yönünde bir Alevi toplum olarak büyük böyle uyarılarda bulunuyorsunuz. Aslında Mehmet Güven kimdir? 2019 yılında Mehdi zuhur edecek dedi. Mehdi zuhur etti, şimdi keşif alametleri başlıyor. Süreç yeni başlayacak dedi. İnsanlar size inanmadı. Sonra söyledikleriniz gerçeğe dönüşünce de Mehmet Güven doğru söylüyormuş, bundan sonraki süreçte neler söyleyecek dediler. Sizin ağzınızdan çıkacak kelimeleri de merakla bekliyorlar. Aslında bu söyleşimizin temel kaynağı da bu. 2019 ve sonrası için verdiğiniz mesajlarla ilgili bir de Mehmet Güven aslında kimdir? Çok kısa bir alabilir miyiz? Tabii ki. Benim adım Mehmet Güven. Ben 1955 doğumluyum. Antakya doğumluyum. Ben Aleviyim. Alevimle de iftihar ediyorum. Çünkü Alevi demek İslam'ın özü demektir. Ben Türk vatandaşıyım. Ben bu vatanın çocuğuyum. Benim kimliğim budur. Bazı insanları dediğiniz gibi haberler getirdik. Mehdi zuhuri için. Ben bir insan gayb ilmini bilemez. Ama Allah bir insana gaybten ilim verecekse, vereceği zaman da kimseden de
izin almasına gerek yok. İstediği insana, istediği kuluna gayb ilmini de öğretir, hikmet de verir. Bunun bir sürü yerlerde ispatı vardır. İspatı vardır. Kal Allah ya'til hikmi lemen yeşah min ibadih. Allah istediği kuluna hikmet de verir, ilim de verir, gayb ilmini de bilir. Ben kendimden çıkarmış olsaydım Hazreti Mehdi'nin zuhuru için ben kafir olurdum. Ama Hazreti İsa bana diyorsa, Mevlana Ali bunu diyorsa, Hazreti sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İsa bunu söyleyeceksin diye diyorlarsa ben söylemek mecburiyetindeyim. İnsan ister inanır ister inanmaz. Kendisi bilir. Ben bu haberi getirmekle mükellefim. Ama insanlara inandırmakla mükellef değilim. Bazı insanlar işte 2009 olmadı. Ben size soruyorum. Acaba 19 kelimesi nedir? 19 dedilerse Hazreti İsa zuhur etmiştir. Zuhur bir isimdir. Zuhur bir isimdir. Bu bir haberdir. Ama zuhur 2019 geldiyse şimdi biz keşif bekliyoruz. Biz ne dedik? Bazı insanlar dediler ki işte 2019 Mehdi gelmedi. Mehdi yeryüzünde, gökyüzünde her tarafta hazırdır. Sadece görünmesi bekleniyor. Ben 5 Ocak'ta kendi ve arkadaşlarımla büyük bir toplantı yaptık. Dedim şimdi süreç başladı. Süreç başladı dediğim an koronalar yaşandı. Pandemiler yaşandı. İnsanlar öldü. Siz dediğiniz gibi demin kimse cenazesini oğlu ölüyor, babası ölüyor, kızı ölüyor. Cenazesine yaklaşamıyor çünkü bana da korona bulaşmasın diye. Ben de süreç başladığım zaman işte başladı. Yanardağlar patladı. Ben bunları söylemişim. Bir sürü ekonomik krizler bütün dünyada. Şimdiye kadar 2019, 18, 17, 16 acaba yaşadıkları mutluluk, yaşadıkları ferahı şimdi yaşıyorlar mı? Yaşamıyorlar. Demek ki bizim söylediğimiz şimdi süreç başladı. Allah da bu insanlara tolerans tanıdı. Belki akıllarına gelmemiştir. Onun için şimdi pandemiler, depremleri gönderdi. Belki insanlar korkar, geri döner. Bu toleransı da maalesef mahvettiler. Eskisinden daha beter oldular. Ben de şimdi diyorum ki süreç bitmek üzere. Herkes aklını başına koysun, akıllı olsun. Benim insanlara verdiğim mesaj Allah'tan uzaklaşmayın. Allah kurban ismi hem dünya ilmini verdi hem din ilmini verdi. Dünya maalesef çoğu insanlar dünya ilmine dalarak din ilmini unuttular. Allah'tan uzaklaştılar. Bizim görevimiz millete Allah'a inanın, namaz kılın, kimsenin hakkında konuşmayın, yanlış bir şey söylemeyin. Ki Allah'ın haram ettiğini yapmayın, Allah'ın helal ettiğini yapın. Biz bunları anlattık. Maalesef çoğu insanlar maalesef buna inanmadılar. Kendileri bilir. Ben de anlatmaya devam edeceğim. Eğer beni birisi derse anlatmayacaksın. Hazreti Muhammed'den, Hazreti İsa'dan, Mevlana Ali'den daha üstün olması lazım. Şimdi bütün bunları siz gökyüzünden haber alarak yaptığınızı söylüyorsunuz. Şimdi topluma bu şekilde mesajlar veriyorsunuz. Evet. Şimdi gökyüzünden haber almak bir mucizevi bir durum doğrudur, diye görünüyor. Doğrudur. Tabii bu mucizevi durumu ortaya sürmek için de kendi mucizelerinizin olması gerekir. İnsanlar doğrudur. Mucizelerinizi doğrudur. Gördü mü? Böyle bir mucizeniz doğrudur. Var mı sizin? Var. Çünkü bakın Kur'an'da ne diyor? Eğer sen kendini ispatlamak istiyorsan, sen bir şeysen, gökyüzüne ilim alıyorsan, mekul ne diyor? Hâtu birhânikum en kuntum sâdikîn. Diyor ki eğer siz böyleyseniz bize mucize gösterin. Kur'an bunu diyor. Sen bana diyorsan ben falanım. Evet. Bana mucize göstermen lazım. Allah insana mucize verdiği zaman kimse de bunu durduramaz. Bir sürü kerametler, bir sürü mucizeler var. Sayasam bir sürü çıkar. Ama isterseniz birkaçını anlatabilirim. Yani. Mümkünse. Benim için sorun yok. Bak şimdi bizim Alevi kanaat önderlerinden, şimdi Alevi toplumunda görünen değerli bir hocamız, saygı duyduğum bir hocamız,
Şeyh Nasır eski olacak. Bak isim veriyorum. Evet. Gidip sorabilirsiniz. Çünkü sormak doğruyu öğrenmek daha iyidir. Cennede diyor Allah beyani bihsi şeytan. Beyan oldu mu şeytan kaybolur. Şeytan vesvese yapar birbirini insanları birbirine düşürmek için, yalanlamak için, fitne çıkarması için. Ben de Sayın Şeyh Nasır eski hocam sevdiğim bir kanaat önderidir. Bugün bütün Alevi toplumunda lider, yani Alevi lideri olarak görünmektedir. Evet. Ben bir Alevi lideri olan Şeyh Nasır hakkında yalan söylemek bana yakışmaz. Ama ben söylediğim zaman gidip sorabilirsiniz. Ben açık adres veriyorum. Artık o doğruları anlatır anlatmaz kendi vicdanına bırakıyorum. Bakın bir gün Şekip Mansur adında saygıdeğer bir arkadaşım, Allah rahmet eylesin, öldü. Bir gün bizi evine davet etti. Evine davet ediyor. Köfte yapmışlar. Yemek yiyorduk. Bu arada da benim çocuklarım gibi sevdiğim Gökhan Püskül var. Almanya'da Hüner şirketinin, evet, yani tırlarla dış ülkelere taşımacılık yapan, çok saygıdeğer, çok sevdiğim bir arkadaş İbrahim Hüner. Çok saygıdeğer bir arkadaş. Allah onun da işini rast getirsin. Tabii Türkiye ile Münih arasında gidip gelir, şirketi var. Şirketin başında Gökhan Püskül'ü müdür olarak koymuş. Bu saygıdeğer kardeşimiz İbrahim Hüner. Evet. Otelde yatarken çantası, eşyaları çalınıyor. Beni Gökhan Püskül'ü arıyor. Ben o zamanlarda da Şeyh Nasır'ın eski ocağın evinde bulunuyordum. Yemek yiyordum. Dedi amca, dedi, İbrahim Bey'in eşyaları otelde çalındı. Bazı durumlar oldu. Çekler var. Bunu anlattı. Bunu duyan Şeyh Nasır eski ocaksa, yani bizim Alevi, evet, kanaat önderleri sevdiğim, saydığım bir şahıstır. Dedi ne oluyor Mehmet Bey? Dedim bakın hocam, bizim İbrahim Hüner. Dedi ben İbrahim Hüner'i tanıyorum. Çünkü Şeyh Nasır eski ocak Cem Tevhid Vakfı'nın, yani vakf kurduğu, evet, vakfın onursal başkanıdır. Evet. İzzettin Doğan'la beraber. Evet. Dedi ben İbrahim Hüner'i tanıyorum dedi. Onlara gidiyorum İstanbul'a gittiğim zaman ve nitekim birkaç, evet, defa Şeyh Nasır eski ocak İstanbul'a gitti geldi. Dedi böyle böyle çalmış. Ne yapmam? Dedi vallahi bunların gelmesini isterim yani. Ne yapacaksın şimdi? Ben dedim bir daha telefon aradım, Gökhan'ı aradım. Dedim Gökhan, bu eşyalar gelecek, bekleyin. O zaman Şeyh Nasır'ı nasıl getireceksiniz? Evinde oluyor olay. Yarın ahirette kendisi de ben de ve bunu duyanlar. Bir görgü tanığı. Görgü tanığı. Evet. Yarın Allah katında hesap, evet, var. Evet. Sen burada saklarsan Allah'tan saklayamazsın. Evet. Bunlar Allah'ın arşivlerinde duruyor. Dedi ne yapacaksın? Dedi ne yapmamı, ben sordum ne yapmamı istersin? Dedi valla gelsin, çok sevdiğimiz bir arkadaş. Dedim ben şimdi gökyüzüyle konuşacağım. Bu eşyalar gelsin diye. Haram olsun dedim. Ben senin sofrandan kalkmayacağım bu eşya gelene kadar. Bakın. Büyük bir iddia bu. Yani. Tabii büyük bir iddia. 25 dakika sonra otelde bu eşyalar bulunuyor. Peki bu mucize mi değil mi? Peki birebir görgü tanığı olan bu vatandaş size muhalif söylemlerde bulunuyor son dönemlerde. Tabii bunu içerleyememek mi, kaldıramamaktan mı? Şimdi muhalif sözler bulundu bulunmadı bilmiyorum. Artık onun vicdanına, imanına bırakıyorum. Şimdi bakın, siz bu mucizeleri ortaya koyduktan sonra Mehmet, evet, Bey, evet, tabii bazı özellikle Alevi kanaat önderi ya da Alevi hocası olduğunu ortaya süren, iddia eden kişiler bazı eleştirilerde bulunuyorlar. Evet. Tabii bu eleştirilerden en büyüğü işte Mehmet Güvel küresel sermayenin adamı. Aslında böyle bir soru sormak da yersiz. Niye? Küresel sermaye temiz ahlaklı,
İşte birbirini seven, yardımlaşan, inancı olan toplum istemez. Biat kültürü olan bir toplum ister. Evet. Aslında bu iddia da boş bir iddia ama ben onu yine de size sorayım. Küresel sermayenin adamı olduğunuzu ortaya koydular. İşte uçtuğunuzu ortaya koydular. Gökyüzünde konuşmanın aslında mümkün olmayan bir şey, sizin ortaya attığınız afaki sözler olduğunu ortaya koydular. Ama bunu ortaya koyanlar da az önce anlattığınız birebir yaşayan insanlar oldu. Evet, doğrudur. Bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Bakın. Ben küresel sermayecilerin çırağı değilim ve onlarla hiçbir ilgim yok. Küresel sermayeciler. Küresel sermayeciler dünyavi. Bütün dünya insanlarını eline alıp köle yaptırmak insanlardır. Evet. Ama ben diyorsam Mevlana Ali'nin adamıyım diyorsam ben onun hizmetçisiyim. Ben insan oğlunun küresel sermayecilerin ben kölesi değilim ve böyle kişileri de tanımam. Ben dinle uğraşan, Ehl-i Beyt'in yolunda giden, onlar ise dünya para pul peşinde giden kişileridir ve dünyayı köleleştirmek için uğraşan kişiler. Biz dünyaya ferah, din, iman, şeref, namus, insanlık hangi ırktan olursa olsun kardeş gibi yaşamaları için uğraşan bir kişiyiz. Mevlana Ali'nin de emri budur. Ben küresel sermayeciler, beyefendiler çıkmış, ben küresel sermayecilerin adamı değilim. Bunu herkes bilsin. Böyle kişileri de tanımıyorum. Parayla benim işim olmaz. Onlar da böyle küresel sermayeci benim için sıfırdır. Umurumda da değil. Beni itham edenler iyice konuşun, iyice araştırın. Ben Mevlana Ali'nin adamıyım. Mesajlarınızda genelde ilim kapısı Alevilerdir diyorsunuz. Evet, doğru. Tabii son dönemlerde dünyada yaşanan felaketler ve dünyanın sürüklenmeye çalıştığı bir uçurum var diyelim. Doğrudur. Tabii bu uçurum çok daha fazla yaklaştıkça da evet. Alevi toplumu üzerinde az önceki bahsettiğiniz küresel sermayenin olduğunu öne sürdüğüm, benim bireysel öne sürdüğüm evet. bir oyun var. Mesela Alevilerde Alisiz Alevilik. Alevilik bir yaşam biçimidir. Evet. İşte Alevilik ismi Alev'den gelmektedir. Hazreti Muhammed'i ve Kur'an'ı tanımayan bir toplum yaratılmaya özellikle Avrupa'dan başlayıp Türkiye'ye doğru gelen bir rüzgar var. Doğru. Şimdi siz Alevi toplumunun dünyanın en önünde olduğunu öne sürerken geriden gelen de böyle bir rüzgar var. Bunu evet. nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bakın Alevi kelimesi acaba ne zaman çıktı? Bunu sormamız lazım. Alevi kelimesi İlk Alevi kelimesini kullanan Hazreti Muhammed Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem aleyh. Alevi kelimesi yüksek bir kelimedir. Yüksek bir rütbedir. Alevi kelimesi Hazreti Muhammed rütbesi a'la. Yani en yüksek kelimesi. Evet. Alevi demek a'lel ratab. En yüksek rütbe. Evet. İlk Alevi kelimesini Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem aleyh Hazreti Muhammed ve bunu Hazreti Cafer-i Sadık çok iyi açmıştır. Bunu herkes bilsin. Bunu da söylerken bazı insanlar çıkmış Allah kimseye ilmini vermedi. Evet. Hazreti Cafer Sadık ne diyor Kur'an'da? Bir sürü ayetler var. Kim derse ki Allah kimseye ilmini vermemiştir dedi hadi bu kafirin ta kendisidir. Bakın alim var, ilim var, öğrenen var. Bazı beyefendi Allah kimseye ilmini vermedi. Peki Allah insanları kullarını yarattı. Sadece onları seyretmek için mi? Allah diyor insanları ve cinleri yarattıysan bana ibadet etmeleri için yarattım. Peki Allah izin ilim vermediyse nasıl ibadet edecekler? Nasıl? Bu sadece Mehmet Güven'i yanallamak için, Mehmet Güven'i itibarlaştırmak için, kendi hedeflerine milleti cahilliğe sürüklemek, her zaman başlarında oturmak için bunları söylemişlerdir. Ve bir sürü söylemler vardır. Evet. Bunu bilin. Mucizelere gelince sadece Sayın Şeyh Nasir Eski Ocak değil. Bir sürüler var. Bakın. Saygı değer bir tane hocamız var. Evet. Maruf Akar. Şeyh Maruf Akar değerli. Yani saygı duyması gereken bir hocamızdır. Bir gün benim kayınbabam Vahit Koçman. Evet. Bundan galiba 15, 16 ve 18 yıl önce. Tabii önceden bu videolar, bu laptoplar falan çıkmamıştı. Önceden teypler vardı, kaset koyardınız, dinlerdiniz. Bir pazar günü ben
Kayınbabam Vahit Koçman, Allah rahmet eylesin, öldü. Yanına geldim. Bin Hilal'in şeyden, Suudi Arabistan'dan, Riyad'dan çıkmaları, Mecid. Evet. Şeye gitmeleri, Tunus'a gitmeleri. O şiir okuyordu. Geldim, selam attım. Kayınbabam bu şiiri dinliyordu. Dedi, bu şiiri, bu makaleyi konuşanı tanıdın mı? Dedim, yok, tanımıyorum. Dedi, benim amcamın oğlu Şeyh Ma'ruf Akar. Bu da bizim evet. Samandağ'ın köyündedir. Evet. Dedi, tanıyor musun? Dedim, yok, tanımıyorum. Dedi, çok alim bir kişi. Ben tabii saygı duyarım. Başım gözüm üstünedir. Anında otururken dedim, bak, ben senin amcanı onu tanımıyorum. Ama amcasının oğlu Antakya'da, ama ben Almanya'da Münih'teyim. Evet. Bakın, gidip sorabilirsiniz ve 100 tane, 200 tane de şahit getirebilirler. Evet. Dedim, ben tanımıyorum ama senin amcanın oğlu bugün beni rüyasında gördü. Ne demek istiyorsun sen ya? Nasıl olabilir? Sen Almanya'dasın, amcamın oğlu Türkiye'de ve rüyasını diyorsun. O seni rüyasında mı gördü? Evet dedim. De olamaz dedim, git ara. O zaman Almanya'da telefonlar çeşit çeşit. Frankfurt adında bir telefon. Evet. Çaldı telefonu. Mikrofonu da açtı. Bak, ilahi güce bak. Mehmet Gülen'den diyorlar, okuma bilmez, yazma bilmez. Ben derim ki herkes akıllı olsun. Ben kimseye zarar vermedim, vermem de. Bakın. Aradı. Hoş boş falan. Dedi, amcaoğlu dedi, sen benim eniştem Mehmet Güven'i tanıyor musun? Vallahi dedi, tanımıyorum ama bugün ben onu rüyamda gördüm. Gelin bana bunun ikinci bir emsalini gösterin. Burada bilsinler ki Mehmet Güven boş değil. Şeyh Ma'ruf Efendi saygıdeğer bir hocadır. Evet. Başım gözüm üstünedir. Gidip sorabilirler. Yok derse onu ziyarette namaz kılarken 100-200 kişi, ben de davet edilmiştim. Girdiğim zaman ben tanımıyorum. Baktı ki, dedi, bu gelen Mehmet Güven değil mi? Evet dedi. Dedi, ben bunu rüyamda gördüm. Öyle bir olay oldu aramızda. Ama ben Almanya'dayken. Dediler, Şeyh Ma'ruf Efendi, ne diyorsun ya? Kendisi Almanya'da, sen rüyanda görüyorsun. Senin neye rüyanda gördüğünü Almanya'dan söylüyor. Evet dedi. Amcam onu anlattı. O zaman bu sayın hocamız da bütün milletin önünde öyle bir mucize olduğunu anlattı. Yok derse gidin Cemil Topal, gidin Doktor Feyruz'un babası Şeyh Taceddin Atar'a, bir sürü insanlar da şahit buna. Peki bu ilahi güç değilse nedir? Ben Almanya'dayım, siz Türkiye'desiniz, ben sizin rüyanızda ne gördüğünüzü anlatabiliyorsam, acaba karşınızdaki adam boş mu? Bunların da görgü tanıkları var. Görgü yüzlerce tanık. İkincisi, sayın saygıdeğer ve sevdiğim bir hocamız Şeyh Nasır Eski Hoca. Ben hocalarımı rencide etmem. Ama beni rencide etmeleri de müsaade vermem. Kimse kimseye rencide etmeye hakkı yoktur. Ama doğrular konuşulması lazım. Bir gün Ramazan ayının 27. gününde Şeyh Nasır Eski Hoca'nın kardeşi var. Şeyh Hamze gene saygıdeğer bir hocadır. Sevdiğim hocalardır. Namaz yaptılar. Mehmet Güven Almanya'da. Şeyh Nasır'ın eniştesi Şeyh Davud Eski Ocak, Şeyh İbrahim Eski Ocak'ın oğludur. Namaz kılıyorlar. Ama Mehmet Güven Almanya'da. Bir baktılar ki namazda Mehmet Güven girdi. Allah Allah. Mehmet Güven girince namaz biter bitmez Mehmet Güven kayboldu. Nereye gitti bu adam? Dediler, Mehmet Güven Almanya'da ya. Dedi, nasıl Almanya'da? Şimdi bizim burada namazdaydı. Aradılar, Mehmet Güven Almanya'da. Bak, şahitleri de var yüzlerce. O zaman uçur iddiası buradan geliyor. Yani gerçeği çarpıtmak mı bu? Şimdi uçmak ayrı bir mesele. Şimdi, bu olay ayrı bir mesele. Gerçeği çarpıtmak mı oluyor bu? Tabii ki. Tabii Mehmet Güven uçuyor. Mehmet Güven, inanmayın. Evet. Benim söylediğim inandırıcı olmuyor da sizin mucize kerametinizi koyun bakalım ortaya. Kim daha inandırıcı? Bunlar da yüzlerce şahit var buna. O zaman size alternatif olanlar aslında sizin mucizelerinize birebir şahit olduğunu
iddia ettiğiniz kişiler, yani birebir şahit olanlar. Evet, bunlar görenler size muhalif olanlar aslında. Muhalif olurlarsa bana değil, Allah'a muhalif olur. Ben Allah'ın zikrinden, Mevlana Ehl Beyt'in zikrinden hiçbir şey getirmiyorum. Söylemiyorum başka bir şey. Bana nasıl emir geldiyse öyle. Bakın, bu ayrı bir mesele. Evet. Başka bir mesele ise Şeyh Kamil Cemal, Beyt Şeyh Kamil Cemal. Evet. Ben Antakya, yani Türkiye'de bizim sevdiklerimiz namazları yapıyor. Namazın vekili olan Muhammed el-Aşık, sevdiğim bir amca, Allah yerhamu, Şekib Mansur, Allah yerhamin, Ali Şehit, şimdiye kadar da şahit, bir sürü insan, Cemil Topal, Taceddin Atar, hepsi. Şeyh Kamil Cemal davet ediliyor Samandağ'a. Saat 5'te, bizim ise namazımız saat 6 ve 6:30. Namaza giriyor, bir bakıyor ki Mehmet Güven namaz, o namazın kıldığı yerde zamanında adı giriyor. Mehmet de Güven'de giriyor. Diyor ki Şeyh Kamil'e, bak geç kalma demiş, dedi. Saat bizde falan saat, oraya geç kalma, yani bizim namazı. Tabii tabii, bitir bitmez gideceğim demiş. Ondan sonra Mehmet Güven namazdan kayboluyor. Şeyh Kamil Cemal, yarın bakayım inkar edenler Mevlana Ali'ye karşı, Ahl Beyt'e karşı nasıl hesap verecek, onu düşünüyoruz. Şimdi bir dakika, evet, lafımı tamamlayayım. Evet. Tabii Şeyh Kamil geliyor, Mehmet Şeyh Muhammed Aşık, bütün çocukları, Ali Şehit de şahit. Dedi Seyit nerede? Dedi burada değil. Dedi nasıl burada değil? Peki nerede? Dedi Almanya'da. Dedi nasıl Almanya'da? Ben şimdi onu namazda gördüm ve bana dedi ki, bak Şeyh Kamil geç kalma bizim namazımıza. Kal nasıl? Dedi şimdi gördüm. Sen dedi Alman Mehmet Güven Almanya'da. Ben onu şimdi zamanında beraberdi, Samandağ'da namazda. Dedi peki sen bu 304 kişinin önünde bunu söyleyebilir misin? Dedi söyleyebilirim ve Kur'an'a da yemin ederim. Bakın, bütün insanlar toplanıyor, yemin ediyor. Bir saat önce ben Mehmet Güven'le beraberdim. Ama Mehmet Güven nerede? Almanya'da. Peki bu ilahi mucize değilse bu peki nedir? Eğer bu mucizeler bizim Alevi toplumuna anlatılmış olsaydı, herkes dine, imana, ibadete rağabet edip, herkes namaz, niyaz, bu belalara düşmezdik. Ama maalesef bu mucizeleri, ben bu mucizeleri anlatırsam Mehmet Güven benden yüksek olacak. Ben kimseden yüksek değilim. Sen hocaysan ben senin hocalığını alacak değilim. Ama benden de bir şey yürüdüysen inkar etmemen lazım. Burada ben başbakanım, başım üstüne. Ama başbakanın devleti müfettişleri var. Müfettiş, müdürü de, bakanı da, milletvekilini de sorguya çeker. Sen hocaysan başım üstüne. Ama Mevlana Ali'nin adamları her yerde vardır. Onlar, Mevlana Ali'nin adamları her yerde hazırdır. Siz neyle imtihan edinizi, neyle denendiğinizi bilemezsiniz. Nitekim bazı baskı gelince doğruları anlatma. Ama Kur'an'a yemin etti 304 kişi arasında. Gidin sorun. Bundan ayrı. İkincisi, bir sürü anlatacaksam sabah kadar bitirmem. Bakın. Evet. Beycan Bey. Dördüncüsi, bir gün, tarih galiba 1994. Evet. Şeyh Selim Zübarioğlu. Evet. Bunun babası Süleyman Zübarioğlu. Aradılar beni Almanya'ya. Ramazan bayramını yapıyorlar. Dedi bizim namazımıza gelir misin? Valla dedim kısmet. Bakalım. Nitekim dediler eninde ben geleceğim dedi. Ama dediler siz sen Almanya'dasın. Dedim bakın ben geleceğim. Ama dedi senin geldiğine dair nasıl bileceğiz? Dedim bakın. Siz pencereler nerede namaz yapacaksınız? Dediler ki Şeyh Mevruf Çekmece'nin evinde. Onun oğlu da var saygı devsediğim Süleyman Çekmece, de ona da sorabilirsiniz. Doğruyu konuşursa iyi de yani. Dedi sizin namaza geldiğip gelmeyi nasıl bileceğiz? Dedim o bodrumda yapacağınız namazda bir hava gelecek. Naylon mu koymuşsunuz? Pencere mi koymuşsunuz? Bir hava çıkacak. Hava o pencereyi açacak. O açıldığı an bilin ki biz namaza geldik. Dışarı bakacaksınız hiçbir hava esintisi yok. Öyle mi dedim? Evet. Nitekim de bir sürü insanlara bunu yaydılar.
Namaz başladı. Bir baktılar ki bir hava geldi, pencereler açıldı. Ben bunu söylediğim zaman geleceğimize dair bir hafta önce. Nitekim orada rendelerden galiba Reşit Rende mi kim dedi, pencereyi bunu kapatayım. Gitti kapattı, bir daha açıldı. Bakıyorlar dışarıda rüzgar yok. Rüzgar yok. Üçüncüsünde onu karnından tutup, karnı ağırdı, taşıyıp çıkardılar. Peki bu mucize değil mi? Bizim dinimizin gerçek din, İslam dininin, Aleviliğin, İslam'ın özür dediğim zaman acaba doğru değil mi? Eğer biz bu dinimizde bu mucizeleri yapabiliyorsak başka bir şey yapamaz mıyız? Bak, Yeşilköy'e biz geldiğimiz zaman, türbeler yaptığımız zaman tarih 2006. Evet. Çok değerli kardeşlerimiz, kızlarımız olsun, kadın kardeşlerimiz, tanıştık. Bir sürü sohbetlerimiz oldu. Burada köyün imamı Şeyh Recep Yüzer'dir. Muhtarı ise Ali Yüzer'dir, amcaoğlu. Mucizelere sordunuz, sizden bir şey görmediler. Evet. Nihat Duran arkadaşımız. Raci Dilek, tabii bütün köy. Bir gün bu köyde ziyaretin içinde bir tane özel bir olay. Evet. Ben orada arkadaşlarla Şekip Mansur, Allah rahmet eylesin, birkaç sevdiğimiz arkadaş, bunlar da azıları şimdiye kadar yaşıyor. Nihat Duran geldi. Dedi, seyidim dedi, benim artık kardeşi galiba abisi. Abim dedi hasta, ben onu hastaneye muayeneye götüreceğim. Dedim tabii ki gidebilirsin. Evet. Ziyaretteki. Gittikten sonra ben kendi kendime dedim, bu adamın hiçbir şey yok, görünümünde hiçbir şey yok. Ben bu adam için sormak istiyorum. Tabi odada 5-6 kişi varken hepsini dışarı çıkardım. Çıkarınca ben gökyüzüyle konuştum. Dedim bana bilgi almak istiyorum. Cavit, Nihat Duran'ın abisi hastaneye gidiyor. Ama görünüşte hiçbir şey yok. Ne olacak? Dedi bu adam ölecek. Bakın. Bunu inkar eden ancak cehennem onu kabul ederse artık orası belli olacak. Bakın dinimize, imanımıza, inancımıza ne kadar güçlü olduğumuzu. Eğer dinimiz, imanımız güçlü olmamış olsa sen bu güce varamazsın. Demek gittiğimiz yol, ibadetimiz hepsi doğrudur. Buzdolabını ben eğer dersem kağıt getirin, bütün çocuklar biliyorlar. Kağıt yazdığımı bir şeyler yazıyor. Bir evet. Olay olacak. Evet. Onlara hissettirmemek için orada bir tane buzdolabı var. Buzdolabını çektim. Buzdolabının arkasına tükenmez kalın böyle de koyunca bazen yazmıyor. Zorla orada C. C demek Cavit. Evet. Ölüm. Öleceğine dair yazın. Buzdolabını geri ittim. Ben Almanya'ya gittim. Evet. Bir ay ve bir buçuk ay kesin olarak bilmiyorum. Aradım. Baktım ki, duydum ki Cavit ölmüş, Nihat Duran'ın abisi. O zaman Nihat'ı aradım. Kardeşimizi. Evet. Baş sağlığı dilemek için. Tabi cenazeyle hastaneden uğraştığı için kaldırmadım. Ben o zaman Raci Dilek Yeşilköy'de, evet, çok sevdiğim bir arkadaş, çok sevdiğim bir beyefendi. Aradım onu. Dedim durum böyle. Dedi valla Cavit ölmüş. Öldü. Dedim bak Raci, benim haberim var. Dedim git. Bak, git dedim. Şeye ziyaretine. Yok. Dedim imam, köyün imamına, Şeyh Vecihe git çağır ve köyün büyüklerini getir, ver ziyarete gel. Sen beni ara, mikrofonu aç, ben konuşacağım. Tabi Şeyh Vecihe Efendi hocamız ziyarete geldiler. Aradılar, ben geri dönüş yaptım. Dedim Şeyh Vecihe, benim Cavit'in öleceğimden haberim var. Ben ama Almanya'dayım. Evet. Dedi seyidim nasıl haberim var? Dedim ben odaya geçin, o buzdolabı önüne biraz geri çekin. Ben duvarda yazmışım Cavid'in öleceğine. Öyle mi dedi? Bütün köy büyükleri, Beci hocamız girdiler. Raci Dilek'le bak. Bu doğru zamanı çektikleri zaman yazıyı gördüler. C ölüm, ölecek. Dedim Şeyh Vecih Efendi, şimdi bu olay için ne dersin? Dedi seyidim bu gayb ilmine aittir. Demek ki gerçekten siz gayb iliminden haber getiren bir kişisiniz.
Dedim peki bunu inkar eden ne olur? Dedi münafık, kafir ve cehennemlik olur. Bunu da Şıh Vecih Yüzer'e Yeşilköy'de sorabilirsiniz kardeşim. Bir de kendi Aleviliğin aslında İslamiyet'in bir parçası olmadığını, gerçek İslamiyet'in kendileri olduğunu ortaya koyan ve böyle bir Şii inancı var ortada. Şimdi tabii ikisinin arasındaki fark nedir? Gerçekten İslamiyet nedir diye sorayım o zaman. Beycan Bey bakın, siz bir gazeteci olarak sordunuz. Bir sürü olaylarla konuştuk. Biz konuşacağımız zaman ispatla konuşuruz. 12 imam için konuşursak ispatla konuşuruz. Ehl-i Beyt için konuşursak ispatla konuşuruz. Bugün mescidlerde, camilerde 12 imamın zikri getirilmesi lazım. Ehl-i Beyt'in olayları, hadisleri konuşulması lazım. Ve maalesef bunlar Emevilerin zamanında bunlar tamamen kaldırılmış ve Ehl-i Beyt hakkında, Malal Ali hakkında küfür ettirilmiştir. Bakın, bir Yahudi, bak, Hazreti Süleyman peygamber döneminden sonra Ayş adında bir hahan, Mısır'da yaşayan bütün Yahudilerin hahanıydı. Tabi bu adam büyük bir hahan, tanınmış bir insan Mısır'da. Eski kitapları, din kitaplarını araştırırken bakır ki Hazreti Musa'nın el yazısıyla yazılmış bir yazı. Diyor ki son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya gelecek ve diyor ki bakın Hazreti Musa ne diyor yazısında. Hazreti Muhammed'le olmayan, Ehl-i Beyt'iyle ve 12 imamıyla olmayan ve Hazreti Muhammed'in ümmetiyle olmayan ve inanmayan onlara cennet haram kılınmıştır. Evet. Bu kağıdı görünce bu adam ne dedi? Dedi eğer ben ama Hazreti Musa'nın eliyle yazılmış bir yazı. Eğer dedi ki eğer ben bunları şimdi açıklarsam bütün Yahudiler İslam'a girecek. Bunu açıklayamıyor. Gidip bir sandığa saklıyor. Sakladığı zaman yıllar sonra Ayş adında bu Yahudi hahan ölüyor. Tabi Yahudiler Buluki adında Ayş'in oğlunu seçiyor. Bunun bir de hadisi var değil mi hocam? Tabii ki hadisi var. Evet. İspatları da var. Biz bunu vereceğimiz zaman hadisini de hangi kitaba da söyleyeceğiz. Evet. Burada oğlunu, Buluki adında oğlunu hahan olarak, en büyük hahan olarak kabul ediyorlar. Ve onun itaatine, ne söylediklerine inanıyor. Tabii ki Buluki'ye babasının kitaplarını araştırırken bir tane kilitli bir sandık, kilitlenmiş bir sandık görüyor. Annesine soruyor. Anne dedi bu sandığın anahtarı sende mi? Annesi diyor ki ben bunun anahtarı bende değil. Tabi babası saklamış anahtarı. O zaman sandığı kırdığı zaman da bu yazıya rastlıyor. Hazreti Musa'nın elinden yazılmış, Hazreti Muhammed'in ümmetinden ve Hazreti Muhammed'i ve Ehl-i Beyt'ine ve nukubbeilerine inanmayan ve tabi olmayan cennet ona haram kılınmıştır. Bunu görünce dedi babam niye bunu açıklamadı? Dedi ben gidip Yahudi insanlarına bunu açıklayacağım. Ben bu kadar insanın vebalını, günahını çekmem. Çekemem diyor. Evet. Bunu söyleyen Se'alebi. Bak kitapta yazıyor. Onu da hangi kitapta olduğunu Bedâ'i'z-Zuhur Bivâkâ'i'd-Duhur kitabında evet. Yazıyor. Yahudileri topluyor. Diyor bakın kardeşim. Kardeşlerim. Benim babamın kitabında, defterinde, sandığında bulduğum yazı Hazreti Musa'nın el yazısıyla yazılmış bir yazı. Evet. Hazreti Muhammed ahir zamanda son peygamberdir ve dünyanın şefaatçisidir. Ve Hazreti Muhammed'in ümmetinden ve Hazreti Muhammed'in peygamberliğini ve Ehl-i Beyt'ini kabul etmeyen ve 12 imama tabi olmayan ve Ehl-i Beyt'e tabi olmayan buna cennet haram kılınmıştır. Bir gün Yahudi alemi diyorlar. Ne diyorsun sen ya? Peki babam bunu niye bize anlatmadı? Dedi ben bilmiyorum ama ben size gerçekleri anlatıyorum. Ben sizin günahınızı ahirette yarı hesapta çekemem. Ben size bunu söylüyorum. Dedi Buluki'ye senin hatırın olmazsa şimdi gidip babanı mezarda yakacağız. Demi çelişkiye düştüler. Dedi ki o zaman bekleyin. Ben gidip dünyayı araştıracağım. Gerçek mi değil mi?
bilip size geri gelecek. Tabi Bülukiye adında bu genç haham Mısır'dan çıkıyor. Derler ya yedi iklim, yedi adalara, yedi denizlere geçiyor. Bir adaya varıyor. Bir yaratıklar görüyor. Dedikleri kelime şu: La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Tabi aralarına giriyor. Meykusselam aleyküm. Selamünaleyküm. Diyor sen kimsin? Diyor benim adım Bülukiye. Ben İsrail oğullarından. Dedi biz İsrail oğullarını tanımıyoruz. Dedi Adem'den, Hazreti Adem'den. Dedi biz Adem'i de tanımıyoruz. Adem kim? İsrailoğulları kim? Tabi oradan çekip gidiyor. Bir sürü yerlere varıyor. Ve nereye gittiyse bakıyor ki Hazreti Muhammed'e ve Ehl-i Beyt'e salavat getiriyorlar. Daha fazla ileri dünyayı dolaştıktan sonra bir yere varıyor. Ben hadisi çok uzundur. Evet. Ama burada Hazreti Muhammed'in, Fatımdı Zahra, Hasan ve Hüseyin'in, Mevlana Ali'nin ve 12 imamın hak olduğunu dünya kainat bilsin diye konuşuyor. Evet. Eninde sonunda uzatmayalım. Hadisi çok uzun. Bir yere varıyor. Bir tane kartal görüyor. Kartalın altında bir tane sofra kurulmuş. Selam atıyor. Selam, kartal selamını alıyor. Alınca dedi aç mısın? Dedi evet açım. Dedi bu sofradan yiyebilir miyim? Yiyebilirsin. Yediği gibi nasıl yediyse sofra aynı kaldı. Dedi peki benden önce bu sofradan yiyen oldu mu? Dedi evet oldu. Hazreti Adem ile Havva. Dedi peki buraya başka gelen oluyor mu? Dedi Hazreti Hızır senede bir defa gelir buraya. Nitekim Hazreti Hızır'ı orada bekliyor, Hazreti Hızır'ı görüyor. Ve o zaman hakikatların Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hak olduğunu, Fatıma Zehra Ehl-i Beyt'in hak olduğunu, İslam'ın gerçek din olduğunu ve 12 imamın şimdi 12 imam hak olduğunu ve onların yolunda gitmek için hak yolu olduğunu Hazreti Hızır'dan öğreniyor. Öğrendikten sonra diyor ya Seyyidi ben şimdi Mısır'dan çıkmışım ne kadar uzağım? Dedi biliyor musun Bülukiye sen annenden ne kadar uzaksın? Dedi bilmiyorum. Dedi 50 yıllık bir mesafedesin. Dedi ya Mevla'yı benim artık ömrüm oraya gitmek için yetmez. Hazreti Hızır yaklaş bana diyor. Yaklaşınca kapat gözlerini açtığı zaman bir bakıyor kendini annesinin yanında görüyor. Saliselini salisesi. Bakın. O zaman anne diyor ben nasıl senin yanına geldim? Dedi oğlum bir sanki şimşek çaktı seni burada gördüm. İşte o zaman Bülukiye Yahudilerin Mısır'daki topluyor ve İslam dininin Hazreti Muhammed'in ve Ehl Beyt'in ve 12 imamın hak olduğuna ve onların yolunda gidilmesini öğrendikten sonra onlara öğütler veriyor. Bu yolda gitmeleri için evet. Vasiyette bulunuyor.